İçeriden bir an oluşturmaya çalışıyor hemen oradaki tiki kesti. Aşağıda kar arkadaşı var, ona doğru dalacak mı? Soldan ileri oluyor. Embu bıraktı oraya şeyini. İlacını bıraktı oraya. Umarım kimseyi yakmaz. Emre yandı orada. Emre dikkatli ol kardeşim. O giderse rank 30 geldi. Rank 30 geldi. Çok kolay oldu bu maç. Selam arkadaşlar, Bilek Gücü kanalına hepiniz hoş geldiniz. Brawl Stars'ın yeni bölümüyle birlikteyiz. Bu bölümde Emre'nin Spike'ı rank 30 yapma maçını sizinle birlikte izleyeceğiz. Şu anda 993 birinci olursa eğer rank 30 olmuş olacak Spike savaşçısı. Hemen bakalım kaç tane rank 30'u var Emre kardeşimizin. 1, 2, 3 ve de 3, 3. Eğer bununla birlikte olursa 4 olacak ve maç başladı. Hemen maça girelim. Bakalım Emre nasıl bir performans sergileyecek. Hemen videoya girdik. Evet, yanında şu anda Türkiye sıralamasında 9. bir arkadaş var. Bana da şey söylemişti. Polat söylemişti. Onunla birlikte maça giriyorlar. Tick ve Spike güzel bir ikili. Aslında açık, çok açık bir harita değil. Duvarlarla çevrili olan bir haritada Spike çok mantıklı. Aynı şekilde Tick de bayağı atıcı bir karakter. Güzel iş yaptığını söyleyebilirim. Ama ben şu noktada olsam içeride çok fazla vakit geçirmem. Çünkü arada kalma ihtimali çok fazla olan bir bölge. Kenarlarda takılmayı tercih ederim. Yani yukarıdaki takımı araştırmak biraz daha mantıklı olabilir bence. Emre ve arkadaşı için. Evet, şu anda ultiyi doldurdu. Ajan. Ultilitik inanılmaz iş yapıyor. Evet, oyuna böyle bir kenardan bir bakacak olursak kimler var? Aşağıda bir tane daha tik var. Lead 98 sağda. Clash klanından orijinal mi çakma mı bilmiyoruz. Bunlar da aynı. Ustan 2 gibi her yerden türeyebiliyor bu tik ama Ukba'daysa muhakkak o klanda olabilir. Evet, gördüğünüz gibi tikin çok iyi bir zıplayış geldi. Orada aşçı Mike'dan Daryl ultisini doldurdu. Bekliyor. Uygun bir anı bekliyor ama yani bu kadar oyuncu içerisinde çok güzel bir tik ultisi geldi orada. Bu kadar oyuncu içerisinde bir şey yapabileceğini ama tik gitti. Tik gitti. Artık konuşmanın da bir anlamı yok. Ultiyle gitmedi ama onu mutlak gidecektir. Hiç kaçarı bile yok orada. Evet, iki tane yük orada Emre'nin takımına gitmiş oluyor. Birinci olma ihtimalleri çok yüksek olduğunu söyleyebilirim. Şimdi yanan alev var. Mike'ı götürdü Ember. Oo, işte altta bir Ember var. Yedilik Ember problem ona dönüyor ama ona dönüyor ama bunlar biletini kesecektir. Umarız birinci olurlar da bu son maç olur. Eğer birinci olmazlarsa, ikinci olurlarsa da bundan sonraki maçı da yine aynı şekilde bekleyip göreceğiz. Rank 30 olana kadar devam yani. Evet, güzel bir ulti geldi ama butik niye bunu atıyor? Evet, güzel. Şu an ikincilik garanti. İkinci kadar oraya bir tane. Oo, çok güzel, çok güzel. Ama alanı biraz kısıtlı oldu. Şu an artı 7 mi geliyor? Artı 7 geliyorsa olmuştur herhalde, bilmiyorum. Artı 6 geldi, inanılır gibi değil. Birinci olsa artı 7 geliyordu herhalde. Evet, artı 8 soloda, duoda artı 7 geliyordu. Mecbur birinci olması gerekiyordu. Evet, şu anda son maç bu olacak. Tekrar eşleştirmeye girdiler. Gayet güzel bir maç oldu. Yani oyunda en önemli olan şey, kışkırtmaya çalıştırmış olduğunuz takımı sağınızda, solunuzda, arkanızda herhangi bir takım yoksa itelemeye devam edin. Ama peşine takipte olduğunuz, yani takipte olduğunuz takım eğer yine kaçmaya devam ediyorsa, arkadakileri de sizi zorluyorsa aynı şekilde, o zaman işte arkaya dönmekte her zaman fayda olduğunu söyleyebilirim. Çünkü arkadan sizi itekleyenler aynı sizin rakibi iteklediğiniz gibi size mutlak hasar vermeye çalışacaktır. Evet, şimdi tekrar bir maç başladı. Emba ve solda bir tane tik görüyoruz. Ya bu tikler, iyi oynayan tikler gerçekten çok iyi. Aynı şekilde Mortis gibi. Ohoho! Emba gitti. Tamam, bu el biraz daha ihtimalle yüksek olduğunu düşünebiliriz ama yani bu tik çok sıkıntı. Oradan öne kaçması lazım Emre'nin. Yani göz açıp kapayıncaya kadar bu arkadaşlar hemen aksesuara çekip insanları bitirebilecek güce sahip olan arkadaşlar oluyor genelde. Hele de bunda Robo Mike var. Fişi çekebilir. Dikkatli olmaları lazım. Evet, Emre ve arkadaşı içeride bekliyor. Arkadaşı diyorum, bazen ajan diyorum, artık ismini bilmiyorum ama. Solda da aha, ooo, orada bir Fusan takım var. Yani şu an info alıyorlar mı bunlar bilmiyorum ama solda bayağı bir mücadele var. Kristal var aşağıda. Yanıyor. Git diyor herhalde. Aa, Oncan şaka. Çok şaka. Dikkatli olmaları lazım. Orta oyunun en tehlikeli bölgeleri. Gördüğünüz gibi soldaki adamlar şu an pusmuş vaziyette. Hani
aslında bir nevi yani sağdaki adamların Mortis'le Mike'ın şu anda içerideki Emre ve arkadaşıyla arkadaşından daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Tamam, şimdi bunlar içeri girmeye zorlayacaklar ama şöyle bir olay var. Dışarıdakileri de sürekli içeri ateş edecekler. O yüzden kenarda durmak bu haritada, oyunun merkezi olan ortada durmak bence pek mantıklı değil. Ve şu anda bir içeri gelmeye başladı. Oradan güzel bir atak geldi ama rakip de biraz akıllı olduğu için hemen o atağa gelip püskürttüler. Şimdi Mortis içeriden bir an oluşturmaya çalışıyor. Hemen oradaki tiki kesti. Aşağıda Karl arkadaşı var. Ona doğru dalacak mı? Solda neler oluyor? Ember bıraktı oraya şeyini. İlacını bıraktı oraya. Umarım kimseyi yakmaz. Emre yandı orada. Emre dikkatli ol kardeşim. O giderse rank 30 geldi. Rank 30 geldi. Çok kolay oldu bu maç. Ve gördüğünüz gibi Robo Spike ve arkadaşı hemen aksiyon atmasa ooo çok iyi. Ama artık bunlar da saldı zaten. Pek oynama şeylerinde de değiller. Mike ve Mortis. Mortis gerçekten hayalet modunda da zaten bayağı işe yaradığını söyleyebilirim. Burada da yine tik denk geldi şansına. Karl 3 yüklü Karl vardı. Ve Emre bu şekilde 30 rank yapmayı başardı. Güzel maçlardı. Gayet güzel maçlardı. Yani rahat oldu maçlar. Özellikle o ilk baştaki Robo Spike'ın Ember'ı şey yapmasıyla birlikte gayet rahatlattı maçı. Bir tane daha Ember vardı. O da yine artık kimin kurbanı oldu bilemedim ama o da hızlı bir şekilde öldü. Ve Emre de 4. rank 30'uydu zannedersem. Aynen 4. rank 30'unu bu şekilde yapmayı başardı. Bundan sonra da artık tik olabilir, hayalet modu gitti. Crow çok rahat olabilecek bir karakter. Ya aslında karakterlerin hepsi rahat olabilecek ama o anı beklemeniz lazım. Berkay'ın da dediği gibi o oyunu oynadığınız zaman kendinize güveninizin olması lazım. Güven yoksa işte o zaman her şey patlayabiliyor. Evet, şu anda odaya da girmiş bulunmaktayız. Emre 1500 kupa yaptı. Aa, burada da o TR9. Olan arkadaş var. Bunda bayağı rank 30 var zannedersem. 33 falan ama bunun hesabı bayağı insane seviyede. Gayet güzel. Bununla birlikte mükemmel bir durumda 1000 kupaya kadar çıkarttı. Artık sırada kal mı var bilmiyorum ama şu an gayet iyi durumda. Keyifler yerinde. Biraz zor olmuştu Emre için. Bundan önce bayağı denemişlerdi ama kısmet bugüneymiş. Bugüne 1K oldu. Güzel. Klanımızda 1K yapan farklı bir arkadaş oldu. Biz de güzel burada bir video çıkarttık. Bunu da kanala atacağız. Kendinize iyi bakın. Bizim klandaki arkadaşlara nice bol 1K'lar diliyoruz. Umarız 35 ranklarda kısa zamanda gelir. Evet, kendinize bakın. Sonraki videolarda görüşürüz.